Geldik Altan Sancar'a. Bakalım o ne düşünüyor? Parti içindeki yankılarını da konuşmak lazım. Çünkü bir e, talimat gitmedi ama bir duruş sergileneceği söylendi. Ayağa kalkma. Cumhurbaşkanı Erdoğan salına girince. E, buna icabet etmeyenler vardı. E, bizzat orada icabet etmediğini göstermek isteyenler vardı. Yani oraya geldiler ama kalkmadılar. Ya da ya biz tavrımızı göstermeyelim içeride. Fotoğrafta işte gariplik olmasın biz dışarıda duralım diye milletvekilleri de vardı. Sonra CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Ayağa kalkmayan milletvekilleri tebrik ediyorum dedi. E, derken mesela Mahir Polat İzmir milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, işte teşekkürler Sayın Genel Başkanım biz Mustafa Kemal'in milletvekilleriyiz biz işte e, İzmir'in milletvekilleriyiz gereğini yaparız elbette mealinde alıntılayarak. Mesela böyle tweetler de gündeme geldi. Şimdi bunların ardından resepsiyon. Resepsiyonda ise gördüğümüz konuşma Sayın Bahçeli ile Sayın Özel arasında. Altan Sancar nasıl bir gün bu? Arka planda şu ıskalanıyor aslında bunu böyle okumak lazım, böyle görmek lazım. Aslında bu konuşmanın yankısı şöyle oldu diyebileceğin neler var başlayalım. O kadar e, girintili çıkıntılı bir konu ki bu. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis açılışındaki CHP'lilerin tavrı, hem de e, MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP lideri Özgür Özel'in kendi arasında kurduğu diyalog. Ama şöyle bakmak lazım. Ya bir kere ben normalleşme sürecini çok uzun süre sizinle de yayınlarda konuştuk, çok değerli buluyordum. E, bence normalleşmeyi bitiren de CHP değil AK Parti ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Hı hı. Ee, şimdi bu normalleşmenin sürdürülmesi bu normalleşme çerçevesinde aslında makama saygının vurgulanması AK Partililere Milliyetçi Hareket Partililere bakın evet sizin liderlerinizle polemiklerimiz var ama e, onların makamlarına ve e, onlara oy veren sizlere saygı diyoruz mesajı verilmek isteniyor aslında net olan görüş bu özgür Özel açısından yani şimdi. Şunu söylüyor CHP'liler, e, her yiğidin bir yoğurt, yoğurt yiyişi vardır noktasındalar. Diyorlar ki önceki genel başkanımız başka bir noktadan yaklaşıyordu. Şimdi hmm. Cumhuriyet Halk Partililer diyor ki, e, yani en azından partililerin bir kısmı, yani Özel'in tavrını doğru bulanların bir kısmı diyor ki, e, her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır, Özgür Özel de yoğurdu böyle yiyor biçiminde. E, söylüyor. Hatta bir milletvekili şey demişti eski genel başkanımız Kemal Bey yoğurdu sulandırmadan yer e, daha sert yer e, Özgür Bey sulandırıp biraz daha yumuşatarak yiyor biçiminde bir yorum yaptı ama şimdi ben Cumhuriyet Halk Partililere bakınca çok üzüldüğümü söylemek istiyorum çok üzülüyorum Hep, yani çoğunluğuna üzülüyorum yani 30 Mart yerel seçimlerinde birinci parti olmuşsunuz. İki tane cumhurbaşkanı, olası Cumhurbaşkanı adayınız var. Hı hı. Ee, bütün yapılan kamuoyu çalışmalarında birinci parti olarak kamuoyunun önündesiniz. Hı hı. Şimdi tüm bunları toplayıp bir köşeye koyup cebinize koyduğunuzda... ...hakikaten de partinizle ilgili bütün tartışmaları bu kadar kameralar önünde yapmak ve yaptırmak... ...hoşunuza gidiyor mu diye merak ediyorum ben CHP'liler açısından. Ya bu hoşunuza gidiyorsa eğer sizin hobiniz buysa ya da... ...Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyaset yapma amacınız buysa... Buyurun devam edin ama bundan sonraki aşamada bir iktidar olma arzusu koymayın ortaya. Diyin ki bizim genelde iktidar olmamız, parti içerisinde belli güçler olarak bu parti içi iktidarda tutunmamız ve bu yereldeki iktidarla parti içi iktidar meselesi arasında bir hat kurup buradan hayatımıza devam etmemiz bizim için her şey yolunda ülkede kim iktidar olmuş ülkede ekonomik koşullar nasılmış burnumuzun dibinde İsrail ve İran savaşının eşiğine gelmiş bunlar bizim umurumuzda değil diye kamuoyuna söyleyin onlar da rahatlasın biz de rahatlayalım çünkü gördüğümüz tablo tam olarak bu herkes dürüst olsun ya şu topluma karşı herkes dürüst olsun Mesela MHP lideriyle CHP liderinin meclisteki konuşması bence tam bir dürüstlüktür. Niye biliyor musunuz? Çünkü meclis tam olarak böyle bir yer. Siyaset tam olarak böyle bir şey. Dolayısıyla gerçek olan çıkarsınız. benim tarifimde olduğu gibi katılıyorsunuz o zaman. Meclis bitti, perde kapandı, arkaya geçildi. Gerçek yaşamda böyle zaten diyorsun. Gel Can Bey, şöyle düşünün. Biz yayınlara çıktığımızda tartıştığımız meslektaşlarımız olur. Görüşlerine katılmadığımız zaman zaman birbirine sesimizi yükselttiğimiz görüşlerimizin taban tabana zıt olduğu meslektaşlarımız olur. Ama yayın bittiğinde o tartışma bir köşeye bırakılır. En nihayetinde biz meslektaşızdır. Hatta bazı meslektaşlarımız farklı görüşlerdeki meslektaşlarıyla yakın arkadaştır. Eğer mesleğini kirli bir amaç için kullanmıyorsa. Şimdi bu benzer bir durum aslında. Bakın orada siyasette eleştirdiğim şey bu. O mecliste bu perde kapandığında siz o mecliste milletvekilleri olarak yemekhaneye gittiğinizde ya da birbirlerinizin odasına gidip şakayla girdiğinizde biz bunları görüyoruz ya. Biz bunları görüyoruz. Araları çok kötü olan kavgalı olan milletvekillerini bir köşeye koyalım. Bunun dışında siz insani diyalog kurabiliyorsunuz. İşte Hı -hı. Devlet Bey ile Özgür Bey'in kurduğu diyalog. Bunu topluma anlatmak lazım. O zaman kürsü konuşmanızı Zaten toplumu... da böyle gerçekleştirin demiş oluyorsun. Tabii ki. Hı -hı. Ya topluma dürüst olun. Ya, şimdi Özgür Bey ile Devlet Bey'in kameraların önünde yaptığı sohbet gerçekten dürüstçe bir sohbettir. Siyasi, sahnede birbirlerini si siyaseten Arkada budur. İşte bunu göstermiş oluyorlar. Ancak husus bence çok daha önemli Can Bey. Peki. Cumhuriyet Halk Partililer. Hı hı. Şimdi e Siz şuna, mi alabiliyor musunuz? şuna da geleyim. Şuna da geleyim. Şimdi Sadece bu görüntü değil. Bunun biraz öncesi de konuşuluyor. Bununla ilgili söylediklerini eksik kaldıysa lütfen tamamla ama bir taraftan da Dem Parti meselesi var. Sıralarına gitti Dem Parti'nin. Daha önce çok daha önce demek lazım. Evet yine yakın geçmiş ama HDP sırlarına giderek Ahmet Türk'le vesaire tokalaştığında hatırlıyoruz. Evet. Ama onun arkasından e, en az işte 5-6 yıl geçti ve 5-6 yıl geçtikten sonra o 5-6 yıldır Sayın Bahçeli şöyle geçirdi. E, HDP kapatılsın, işte terör yuvasıdır, maaşları kesilsin, ödeneğe el konulsun. Buna dair birkaç ay bir açıklamalarıyla geçti. Şimdi o açıklamalardan sonra bugün Açılışı özel gidip tokalaşması, görüşmesi, konuşması, sohbet etmesi ve resepsiyonda buna ilişkin bir izahta da bulunması. Yani açılış günüydü. E, Protokole nezaket gösterdik. E, selamlaşıp geçtik. Bunu da diyebilirdi ama böyle bir şey söylemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgesel risklerden bahsetti. Bölgede savaş var. Bölgede biz barış talep ediyorsak önce içimizden başlamalıyız. Dolayısıyla yeni bir döneme giriyoruz. Ben bu yüzden tokalaştım gidip onlarla. Burada da barışı sağlamak lazım dedi. MHP lideri Bahçeli söyledi bunu. Meclisin ilk gününde. Buna dair neler söylersin? Gerçekten yeni bir dönem, yeni bir konjonktür inşası mümkün. Bu da ilk işaretlerimi şimdiden çok çıkarım yapmamak mı lazım? Ya ben aksine 30 Ağustos'tan bu yana çıkarım yapıyorum Cem Bey. 30 Ağustos'ta ben her fırsatta vurguluyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos resepsiyonunda yaptığı konuşma bir yeni dönem işaretidir. Bu yeni dönem içerisinde, tırnak içerisinde söyleyeceğim. Ben bunun içerisinde çözüm süreci olur, başka şeyler olur gibi noktalara götürmüyorum işi. Ama... Türk siyaseti içerisinde işte mecliste, siyasette, arenada bakın çok ciddi bir anayasa arayışı var. Çok ciddi bir anayasa yapım süreci arayışı var. Bunların iz düşümleri bunlar. Aynı zamanda siyasetin içeride yeniden dizayn edilmeye çalışıldığının, yeni aktörlerin ve yeni birlikteliklerin burada CHP şey DEM Parti, AK Parti, MHP birlikteliğinden bahsetmiyorum. Farklı adımların atılacağı bir döneme doğru gittiğimiz noktasında bulunmak lazım. Şimdi Devlet Bey sıradan bir e, siyasetçi değil hakikaten de. Hiç yani de olmadı. Türk siyasetinde Hiç kızılmadı. Hiçbir Türkiye'nin Hiç yakın olmadı. geçmişinde hiçbir dönemde sıradan olmadı. Kesinlikle öyle. Yani ben bazen görüyorum hani muhalif kamuoyunda Devlet Bey'e yönelik küçümseyici söylemler ama Devlet Bahçeli'nin Türkiye siyasetindeki çok önemli bir pozisyonu var. Kırılma anlarının Şüphesiz. en önemli aktörlerinden biridir Devlet Bahçeli. Bu sebeple Devlet Bahçeli'nin o gün orada söylediği... E, ...kesinlikle ama kesinlikle laf olsun, torba da olsun... ...işte bir izah getireyim biçiminde söylenen bir cümle değil. Bunun arka planının olduğunu unutmamak gerekiyor. E, şimdi Bilmeyenler olabilir, hatırlamayanlar olabilir ama... Ee, bir dönem Alparslan Türkeş hayattayken yine DEM Partisinin öncülü partilerin mecliste olup olmayacağı siyasetteki pozisyonları konuşulurken Alparslan Türkeş'in olumlu yaklaşımlarını hatırlamak lazım. Devlet Bahçeli'nin bir süre önceki e, işte o dönemki Kürt siyasal hareketinin partilerine yönelik kullandığı ne demek onlara giden e, o terör örgütüne gidiyor biçimindeki itirazını hatırlamak lazım. Hı hı. Şimdi bir yandan normalleşmek gerçekten de Türk siyaseti açısından çok önemli ama ne yazık ki Türk siyasetindeki bu normalleşme bazı hesaplarla yapılıyor. O yüzden bir anayasa süreci olduğunu unutmamak gerekiyor. O anayasanın değişmesi gerekiyor ya da o meclisten bir erken seçim kararı çıkması gerekiyor. Ve bir yandan da bugünün temel hedef noktasının Can Bey, Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bugün Vurun Avalı'ya noktasında. Çünkü e, iktidar namzeti ve içerisinde iki tane aday var ama bir de korkunç bir parti içi tartışma süreci var. E, her şey kamuoyundan konuşma. Hani tabiri caizse oy verenlere huni taktıracak noktaya gelmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi var karşımızda. E, bu sebep nedir ki? A, bu arada şunu da söyleyeyim. CHP içerisindeki tartışmalar durulmayacak artık. Bu artık çok netleşmiş durumda. Bakın görün çok yakın bir süreç içerisinde belki kurultay tartışmaları başlayacak. Hmm. E, artık Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde çok ciddi yeni bir tartışma dönemine doğru e, giriliyor. E, bunun yanına adaylık tartışmalarını da eklemek lazım. E, ve bence bu dönem e, Türk siyasetinde gördüğümüz en hareketli dönemlerden biri olacak Can Bey. Çünkü çok merkez sağda da galiba e, yani ortak parti olmasa da ortak meclis grubunu galiba göreceğiz. Dün meclis resepsiyonunda buna dair izlerin olduğunu da söylüyor oradaki meslektaşlarımız. E, ikili görüşmeler, evet. daha rahat tavırlar sergiledikleri, o küçük ölçekte olarak bildiğimiz ama kimileri AK Parti'nin mirasçısı olarak kendilerini gören o siyasi partilerin arasında diyalog galiba zemini e, geçtiğimiz döneme göre çok daha iyi. Final sorusu ama final sorusuna bir anketle geçelim. E, Metropol anketi. Şimdi birkaç anket firması... Dışında galiba Metropol tek bu konuda ee, ülkede muhalefet boşluğuna işaret eden ilk araştırmayı ortaya koymuş. Şöyle diyor, Türkiye'de bir muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyor musunuz? Evet %72, hayır %23, ee, fikrim yok %5'e varan. Ben çok radikal çok majör bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Ee, birkaç kere daha ölçüm yapılırsa benzer bir sonucun çıkmayacağını düşünüyorum açıkçası. Yani tepki seviyesinin %50, 55 oranlarında olabileceği kabul edilebilir mi varsayım ama 72'ler, 73'ler hakikaten çok ciddi bir boşluk. Bunu en azından emarelerini en az son yerel seçimde görmeliydik diye de düşünüyorum ama yine de değerlendirmeye muhtaç. Bu işte başta CHP'yi koyarsınız tabii muhalefete. Ana muhalefet partisi olduğu için, güncel birinci parti olduğu için şimdi onun yaptıkları ne var? Mitingler var. İşte hak mitingleri yaptı ama eş zamanlı bir normalleşme süreci götürmeye çalıştı. Derken dün normalleşmenin iz düşümü olarak gördüğümüz resepsiyon görüntüleri. Ama bu anket daha önce yapıldığına göre resepsiyondan azade konuşmamız gerekiyor. Şimdi Metropol Araştırma Şirketi'nin muhalefet boşluğuna işaret ettiği araştırmada Eylül 2024'te tamamlanmış. E, muhalefet boşluğu olduğunu düşünenlerin parti bazında oranını da vereyim. Altan Sancar'dan öyle yorum alayım. Mesela AK Partililerin %65'i bu ülkede muhalefet boşluğu vardır diyor. CHP ve İyi Partililerin %75'i bu ülkede muhalefet boşluğu vardır diyor. MHP'lilerin %72'si burada muhalefet boşluğu vardır derken DEM Partililerin %81,4'ü muhalefet boşluğu vardır diyor. Cumhuriyet Halk Partililerin içinde bir oran vermek gerekirse onların sadece %25'i hayır muhalefet boşluğu yoktur diyor. Altan Sancar nasıl değerlendirir bu araştırmayı? Ee, ben yine bir şart düşüyorum. Elbette birkaç farklı firmadan da benzer sonuçların görünmesi gerekir. Hala çok yüksek bir seviye olduğunu düşünüyorum. 72'ler 73'ler. Çünkü bir tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayına ilişkin Böylesine radikal sonuçlar görmek için uzun yıllar bekledi Türkiye Cumhuriyeti. Muhalefeti direkt keskin bir bıçakla bu sonucu yansıtırlar mı? Emin olamadığım ama bir yorum rica ederim. Ya, Türk seçmeni küçümseyen bazı anket sonuçları görüyorum ben. Hani hmm. ona gerçekten gülüyorum. Ben her fırsatta söylüyorum. Ben kamuoyu araştırma şirketlerinin ek, kayır ekseriyetine bir türlü güvenemiyorum. Hı hmm. Güvenim, güvenemiyorum. Çünkü siyasetle olan ilişkileri ee, izaha muhtaç ilişkiler. Siyasetle olan ilişkileri izaha muhtaç olduğu sürece kamuoyu araştırma şirketlerinin kayı ekseriyetinin güvenilirlikten ziyade yönlendirme amaçlı olduğunu düşünenlerden. Bakın geçen gün bir anket vardı. Ee, işte Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi birçok isim sıralanmış. Kimi beğeniyorsunuz ya da kime oy verirsiniz biçiminde iki ayrı anket vardı. Orada listede Cumhurbaşkanı adayı olarak kime oy verirsiniz sorusunu sorusunun çoktan seçmeli olduğunu da söylemek lazım ee, sorusuyla birlikte Selahattin Demirtaş'a yer verilmişti. Hmm. Selin Selahattin Demirtaş Türkiye siyasetinde çok önemli bir isimdir. Bunu yadırgamadan söylüyorum ama bakın normal şartlarda en azından bir kamuoyu araştırması yapacaksanız Selahattin Demirtaş'ın siyasi yasaklı olduğunu ve Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını bilirsiniz. Oraya ya HDP'den, Dem Parti geleneğinden başka bir isim koyarsınız ya da Dem Partili bir aday diye bir seçenek koyarsınız ya da Böyle bir seçeneği buluş, buluş, oraya koymazsınız. Şimdi oradan çıkan sonucun ne kadar sakat bir sonuç olacağını buradan görmek gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? İşte birinci Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıyor ama e, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte işte altta Mansur Yavaş var, altta Ekrem İmamoğlu var, altta Demirtaş var. Şimdi bunlardan birinin ya da ikisinin aday olduğunu sorduğunuzda işin denklemi değişiyor çok Tabii. farklı bir noktaya gidiyorsunuz. Bir de kaldı ki tamam doğru Türkiye'de muhalefeti eleştirilecek çok şey var. Ben daha az önce eleştirdim. Tabii. Cumhuriyet Halk Partilileri eleştiriyorum özellikle ana muhalefet partisi olduğu için. Hı hı. Fakat yani 22 yıl 23 yıl AK Parti'ye kredi vermiş bir toplumun yerel seçimlerden birinci çıkardığı muhalefete Tabii. bu kadar çabuk verdiği krediden vazgeçeceğini düşünmek bana Türk siyasetini en azından biraz okumuşluğum, biraz izlemişliğim olduğu için çok gerçekçi gelmiyor açık Altın söylemek Sancar, gerekirse. Bir de çok ne derler, olta soru yani. Sokakta denk geldiğiniz muhalefet boşluğu var mı? Böyle sorulunca insan gözünün önünden bir 20-22 yıl geçiyor. Ee, e, tabii ki. Muhalefet boşluğu yoksa neden iktidarda AK Parti diyesi geliyor insanın? o yüzden de bu sonuç ortaya konmuş olabilir ama bugün özel sorulduğunu bence bir şer olarak düşmek gerekiyordu. Bu biraz genel kaldığı için %70'ler görünüyor. Dediğim gibi ya yerel seçimde ülkenin birinci partisi değiştikten işte birkaç ay sonra kocaman bir muhalefet boşluğu vardır demek. Acaba AK Parti mi kastediyorlar diye bir şaka yapayım yani. Ya vallahi bakın Cumhuriyet Halk Partililerin kendi içlerinde bu kadar kötü bir duruma getirmeye çalışmalarına rağmen parti halkın verdiği kredi devam ediyor. Yani kamu araştırmalarında devam ediyor. CHP'liler maşallah bütün meselelerini kamu kameralar önünde konuşmaktan mutluluk duymasına rağmen <laughs> halk diyor ki ben yine de bunları deneyebilirim noktasında. <laughs> yani halkın kredisi var e, muhalefete karşı. O yüzden ben hep başta söylediğimi tekrarlayarak bitireyim. Kamuoyu araştırma şirketlerinin siyasetle ilişkisi gerçekten de ee, ele alınması gereken bir konu. Ben burada kimseyi töhmet altında bırakmak niyetinde değilim ama bakın bu anketlerin bir yönlendirme etkisi vardır. O yüzden bunlar sadece bunu Metropol için söylemiyorum kesinlikle ama bunların ele alınması gerekiyor. Bunun bir etik kuralının olması gerekiyor. Bir takım ee, düzenlemelerin yapılması gerekiyor kamuoyu araştırmaları için. Herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortaklaştığım tek nokta budur belki de yani. Bunun bir yasal düzenlemesi olması gerekiyor. Ben bu insanlar üzerinde baskı kurulsun demiyorum. Hı hı. Ama bu mesleği çok temiz yapan e, kamuoyu araştırma şirketleriyle ile bizim de bildiğimiz siyasetçilerden duyduğumuz sadece ama sadece kamuoyunu algısını yönetmek için yapanların keskin bir ayrıma gitmesi gerekiyor artık Türkiye'de kamuoyu araştırmacılığı açısından. Tabii. Bu çok çok önemli bir nokta. Ben izleyicilere hem bir kulis hem de bilgi olarak da paylaşım Altan Sancar da doğrulayacaktır. Bazı anket şirketleri mesela milletvekillerine gidiyor ve diyorlar ki biz en başarılı milletvekilleri araştırması yapacağız. Yani bu araştırmanın bir finansmanı da gerekir. Dolayısıyla finansman olarak dahil olursanız mesela kendinizi ilk 20'de görebiliyorsunuz. İlk 10'da görebiliyorsunuz. Bunu belediyeler yöntemiyle de yıllarca yaptılar. Gittiler, ee, bu arada ekranda Metropol var diye onlar yanlış anlamasın. Metropol'ün böyle Metropol bir araştırmasına şahit yani, olmadım tabii. ben. Genel konuşuyorum. İnsanlar anlayacaklar hangi firmaları kastettiğimizi. Şimdi gidiyorlar ve belediyeler eğer bu finansmanda destek oluyorlarsa ilk 20'de kendilerinin en başarılı belediyeler arasında yer bulabiliyorlar. Hiç. Dolayısıyla Hani bazı araştırmalar görüyorsunuz ya değerli izleyiciler böyle 17. sırada hiç tanımadığınız bir milletvekili var ya da 7. sırada ya da 9. sırada hiç bilmediğiniz hizmetlerini duymadığınız bir belediye var. Bilin ki o anketin finansörleri arasında dolayısıyla oraya dahil olmuş yerleştirilmiş. Ben bir somut, ee, örnekle, somut örnek vereyim Can Bey. Tabii bu. Ee, anket firmasının adını vermeyeyim ama İyi Parti'nin e, yerel seçimlerden sonraki sürecinde... Hı <laughs> E, İyi Parti'yi o dönem önde gösteren bir anket firmasının daha sonra dönemin İyi Parti Genel Başkan Yardımcısından çok yüklü miktarda para aldı ve bu şekilde e, aslında belki Meral Akşener'i de yanlış yönlendirdi. Ben yanlış yönlendirdiğini düşünmüyorum ama İyi Parti'deki tartışma bu e, ve hiç kazanılması mümkün olmayan belediyelerde ya kazandıklarını ya ikinci konumda olduklarını gösteriyordu. Mesela Edirne bunun çok basit bir örneğidir. Edirne'de 3. E, sırada bitirdiği İyi Parti'nin adayı evet. neredeyse. E, tüm anketlerde birinci çıkıyordu. Böyle bir komik durumla karşı karşıyayız açık söylemek Tabii. gerekirse. İyi Parti zaten toplamda 9 il kazanacağını varsayıyordu. Sonuç evet. ortaya çıktı. E, o anketler dokuz il derken bambaşka bir noktaya gitti. E, son bir not Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi uhtesinde hep anket şirketlerini çalıştırır. Geçmişte mesela sıklıkla yayınlarımıza konuk olan İbrahim Uslu o masanın gediklisiydi. Araştırmaları dikkate değer bulunan bir ismiydi. Cumhuriyet Halk Partisi de daha önce yazdığım için söyleyeyim 5 firma üzerinden bir konsensus oluşturup yeni dönemi öyle ölçmeye çalışacak ama bu Ekrem İmamoğlu davası vesaire olunca onlar hala çalışmalara başlayamamışlar. Geçtiğimiz günlerde sorduğumda dolayısıyla CHP de kendini böyle korumaya alıyor. Böylesi anketlere işte en başarılı belediyeler şudur budur e, konularına karşı kendi belediyelere karne dağıtacak. Bu 5 anket Yap. firması üzerinden kendi içinde ölçtürdükten sonra. Teşekkür ediyorum Altan Sancar. Keyifli bir ben sohbetti. Ben teşekkür ederim, Zaten siyasetin resmi olarak başladığına da dün şahit olduğumuza göre bol bol konuşacağız artık. E, siyasetin Kesinlikle. tevatürleri dahil olmak üzere. Kolay gelsin teşekkürler.